Merhaba herkese, konuşarak öğren kanalımıza hoş geldiniz. Ben Berfe. Bu bölümde sizlere Present Perfect Tense'ten bahsedeceğim. Present Perfect Tense Türkçe'de karşılığı olmayan bir tenstir Bu tens geçmişte başlayan eylemlerin etkisini hala gördüğümüzde kullandığımız bir tenstir Bunun yanı sıra bir cümlede, bir metinde eğer bir zaman içermiyorsa, başlangıcı ve sonu belli değilse yine bu tens kullanılır. Let's give some examples to understand better. Daha iyi anlamak için örneklere bakalım. Positive sentence. Olumlu bir cümle kullanırken ayda have gelmiş gördüğünüz gibi. Sonra fiilin üçüncü hali. Ay dediğimiz subject yani özne. Ardından yardımcı fiil olarak have ya da has gelecek. Neye göre have ya da has gelecek? Eğer bu I, you, we, they'den biri ise have, he, she, it'ten biri ise de has gelecek. Seen de fiilin üçüncü halidir. Yapı her zaman bu şekildedir. Mesela bu gördüm demektir. She'li kullanılsaydık ne olacaktı? She has seen. O gördü olacaktı. Negatif sentence. Bunu eğer negatif bir şekilde kullanmak istiyorsak da yine I burada subject gördüğünüz üzere have not ya da haven't diyecektik. Yine burada haven't ya da bir seçenek olarak altına hasn't gelecek. He she'de hasn't. I you we they de de haven't gelecek. Ardından yine fiilin üçüncü halini burada görmekteyiz. Peki soruda nasıl yapıyoruz soruda heavy ya da hezi yine başa getiriyoruz bu sefer ardından subjectimiz I, you, we de he, she, biri ardından yine fiilin üçüncü halini burada görüyoruz sorularımız pozitif ve negatif cümlelerimiz aslında bu kadar basit Peki bu present perfectle en çok yakışan en çok kullanılan kelimelerimiz, zaman cümleciklerimiz nelerdir? Bunlar been, gone, ever, never, before, recently, lately, so far, up till now, yet, for, just, since, already. Bunlardan birini gördüğümüzde %99 present perfect yapısıyla kullanılır. Mesela I have been to Madrid. Madrid'de bulundum. My sister has gone to the supermarket. Şimdi been ile gone'ın farkı nedir? İkisi de bulunmak anlamında kullanılır. Fakat been orada bulunup sonra geri gelmiştir. Bir yere gitmiş ardından dönmüştür. Gone'da ise bunun aksine bir noktadan bir yere gitmiş fakat geri geldiği bilinmemektedir ya da gelmemiştir. O zaman da gone'ı kullanırız bulunma anlamında. Ever için Have you ever ridden a camel? Daha önce hiç bir deve sürdün mü? Ever daha önce hiç anlamını verir. Cevap olarak da Yes I have dedikten sonra ardından bir experience'ımızı paylaştığımız için burada fiilin ikinci hali yani simple past tense kullanılmıştır. Peki never ile ever'ın farkı. Never da hiç demektir. Fakat never Olumsuzluk anlamı katan bir hiçtir. Have you ever ridden a camel? Daha önce hiçbir deve sürdün mü? No, I have never ridden one. Daha önce hiç deve sürmedim. Burada olumlu cümleyle başlanmış. Haven't demedik ve never dediğimiz için cümle olumsuz oldu. Never hiç demek olumsuz anlamında. Ever'ın bir olumsuz anlamı yok. Ever genelde sorularda karşımıza çıkar. İngilizce konuşarak öğrenilir. Konuşarakören.com Peki diğer örneklerimizden bahsedecek olursak. I haven't painted my room before. Daha önce hiç odamı boyamadım. Önce demek burada before. Ve bu yapıyı çok sever. Bu yapıyla sık sık kullanılır. She has recently bought a house. O yakın zamanda bir ev aldı. Recently has ile both arasında kullanıldı gördüğünüz gibi. Son zamanlarda anlamını kattı. I haven't seen her lately. Lately yine son zamanlarda demek ve cümlenin sonunda kullanılır. Recently ile farkı da budur. Ardından so far the work has been busy. Şimdiye kadar iş meşguldü, iş yoğundu anlamını kattı. So far'da present perfect yapısını çok sever ve onunla beraber kullanılır. Cümlenin başında ya da sonunda so far'ı görebiliriz. I have just read an interesting book. Daha yeni, çok ilginç bir kitap okudum. Just, henüz. Yeni anlamı kattı. She has already finished his project. He has already finished his project demişiz. Already de burada has ile finished arasında geldi ve zaten anlamını kattı. O zaten projesini bitirmişti. Already zaten. Ali hasn't tidied his room yet. Yet de bu yapıyı çok sever ve yet genelde cümlenin sonunda kullanılır ve henüz anlamını taşır ve genelde olumsuz cümleleri sever yet. Henüz odasını temizlemedi anlamını kattı. I haven't seen my uncle since 2005. Since çok önemli bir yapıdır. Sık sık karşınıza gelir sınavlarda özellikle. Since de ondan önceki yapıda present perfectli yapıyı alır. Sonrasında da bu 2005 olmasaydı da bir cümle olacaktı. O cümlede de e, simple present kullanılacaktı. Cümlenin fiilin ikinci hali kullanılarak bir geçmiş zaman cümlesi kullanmak zorundaydık. Bu böyle bir kuraldır. I haven't seen my uncle since 2005. Yani 2005'ten beri amcamı ya da dayımı görmedim anlamını kattı burada. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.